Haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burcuyla başlıyorum. Koç burcu bu hafta biraz kendi hayatı ile ilgili yaptığı yeniliklerle ilgili ciddi anlamda güzel bir süreç haftasına başladı. Nedir? İş hayatı ile ilgili oturtmak istediği dengeleri bu hafta radikal bir şekilde oturtacak ve yeni imza, yeni anlaşma dediğimiz sürecin başlangıcını yapacak. Yerinde değişme ve yükseliş haftası söz konusu olacak ve kendisine iş kurmak istiyorsa da bu haftadan sonra iş sistemini oturtmaya çalışacak. Özel hayat konusunda da bu dönem ne istediğini biliyor ama daha parasal dengesini oturtmak istediği için ilişki hayatını ve evlilik ve düşüncelerini bu yıl bitmeden gündeme getirecek diyorum. Koç burçlarında bu dönem mide hassasiyeti, bel ağrısı söz konusu olabilir ama güzel bir haftaya giriş yaptı koç burçları. Sadece bir evle ilgili ya da bir iş yeriyle ilgili değiştirmek istediği bir nokta var. Bunu çok büyük bir şekilde ferahlığa, aydınlığa kavuşturacak. Evet, ne dedik? Mide ile ilgili sorunları söz konusu olabilir. Dikkat edeceğiz diyorum. Boğa burçları. Boğa burçların bu hafta ciddi anlamda yeme ile ilgili sorunları oldu. Mide hassasiyeti çok ön plana geçti. Devamlı yediği şeyleri kusma gibi ya da mide bulanma gibi bir söz konusu oldu bu hafta boğa burçlarında ve özellikle onların da işle ilgili yaşadıkları bazı dostlarından yediği kazığı yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Yeni oluşturmak istediği iş anlaşmaları söz konusu olacak boğa burçları ile ilgili ve hızlı bir şekilde de yeni iş ve devletle ilgili bekledikleri yeni iş kapıları var. Bunlar hayırlı olacak boğa burçları için. O yüzden boğalarda yeni bir değişim haftası, yeni bir anlaşma, yeni bir söz, ilişki konusuyla ilgili de güzel bir sevgiliye adım attılar ya da evlilik hayatlarını tekrar kurtardılar. Onlarda da çocuk sevinci, aile sevinci ya da büyüme dediğimiz bir süreç yaşayacak. Onlarda en büyük problem baş ağrısı olabilir. Başla ilgili ayak ağrıları söz konusu olabilir. Dikkat ediyorum. İkizler burcunda acayip derecede arkadaşlarından yediği kazığı öğrendiler. Artık arkadaş tercih etmekte sakin karar verecek ikizler burcu. Yeni bir iş anlaşması demiyorum ama bulundukları işle ilgili sabit durma ve işine sahiplenme dediğimiz bir hafta yaşıyor ikizler burcu. Özellikle de onların ortaklık ya da yöneticileriyle ilgili oturup konuşma kararı ve kariyerleriyle ilgili bekledikleri olgunluk sürecinin tarihini alma ve yurt dışı seyahati var ikizlerde bu hafta belirledikleri. Güzel bir nokta. İlişkiler için şu an rutin, sakin giden ve ilişkisini kontrol etmek isteyen bir haftada ikizler burcu. Onlar da anne babayla bir türlü ilgilenemiyorlardı. Bu hafta onlarla biraz ilgilenme, aileyi toparlama ve işi de rutin bir şekilde devam etti. Yengeç burcu. Ciddi anlamda son zamanlarda kendi içlerine çok kapandılar. İşle ilgili bir problem yok ama yeni yatırımlarla ilgili yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık kararsızlığı yaşıyorlar. Doğru yatırım yaptınız, yıllar sonra bu yatırımın ne kadar değerli olduğunu anlayacak yengeç burçları. Onlarda da ilişkiyle ilgili yaşadıkları kararsızlıklar devam edecek. Bir iki hafta daha sonra netliğe kavuşacak. Bir de uzun süredir yurt dışındaki akrabalar ya da çevrede görüşemediğiniz arkadaşlarla görüşme haftası söz konusu olacak yengeç burçlarında. O yüzden bu hafta arkadaş, dost, camia oturma haftası olacak. Aslanlar bu hafta arkadaşlarıyla yüzleştiler, karmaşık hataları gördüler. İş konusunda çok yoğun bir hafta, yeni anlaşmalar, yeni olgunluklar yarattı aslan burçları. Ve bekledikleri büyük projelere imza atacaklar aslan burçları ve özellikle ilişkileriyle ilgili askıda olan laflar netliğe kavuştu. Kafalarındaki soru işaretleri bitti. O yüzden evlenemeyeceğim dediği adamla evlilik kararının netliğine de kavuştu aslan burçları ya da sevdiği kadına yol alma kararı buldu aslanlar. O yüzden aslanlar için çok güzel bir hafta, keyifli hafta, çok yorucu bir iş temposu. Biraz dinleneyim, kıyı köye gideyim, yok Kartalkaya'ya gideyim haftası. Bence gitmeli diyorum aslan burçları. Ben biraz gribim, çok özür diliyorum. Ve aslanlarda saç dökülmesi ciddi anlamda sedef olabilir. Vücutta hani tüy dökme olabilir. Böyle bir vücutta pört pört olabilir. Sinir sistemleriniz çok yıprandı bununla alakalı. Başaklarda da bu ara yurt dışında büyük bir mal çıkmış. Onun sevincini yaşıyor başaklar. Yani soy ağacınızdan mallarınızı öğrenmiş olabilirsiniz diyorum. O yüzden başak burçları mirasla ilgili çözmesi gereken bir dönem. Satmak istediği bir araç ya da
oluşturmak istediği bir anahtar satımı gerçekleşecek. Çünkü bazı borçlar birikti, bunları kapatmak istiyor Başak burçları. Hanede de damat ya da gelinle ilgili yaşanan sıkıntılardan çok yoruldu Başak burçları. Aile rutinliği, aile sakinliği istiyor. Başakların da bu dönemlerde işle ilgili yorgunluk değil de ailenin yarattığı yorgunluklardan çok bıktılar. Onların da biraz psikolojileri yoruldu. Belki yoga, meditasyon onların enerjisine iyi gelecek. Başaklarda ufak ufak seyahatler, ufak ufak sürprizler ama aşk konusunda bir türlü doğru aşkı yakalayamadı Başak burçları. Terazi burçları ciddi anlamda bu dönem işle kurma, iş yenilenme, iş oluşumu dediğimiz bir haftaya giriş yaptılar. Kendi işleriyle ilgili büyük başarı, hatta kariyerlerle ilgili de bir dahaki sene yapmak istediği yenilikler söz konusu ama bu kariyer eğitimi olabilir, kendini geliştirme, dil eğitimi olabilir. Yani bu tarz eğitimlere yönlük verecek terazi burçları. Bunların da devletle ilgili mahkemeleri söz konusu. Devletle ilgili mahkemeleri büyük bir ferahlığa kavuşacak terazi burçları. Bunlarda da son zamanlarda göz hassasiyeti olabilir. Dikkat diyorum. Akrep burçları benim gibi hasta haftasına giriş yaptı akrepler deyip grip enfeksiyonu. Bu tarz durumlara dikkat ediyoruz ve onlarda masaja gitme, hamama gideyim, biraz vücudumla ilgileneyim dediğim bir haftaya girdi akrep burçları. Çünkü çok yorucu geçtiğimiz hafta, çok yorucu bir hafta yaşadılar. Ailede kayıp olabilir ya da işle ilgili yaşadığı hataları toparlama haftası yaşıyor akrep burçları. Akreplerde aslında bir dahaki haftaya daha verimli bir hafta gerçekleşecek. Onların da kariyerle ilgili yeni oluşturmak istediği yöneticileriyle konuşma ya da yetkili insanlarla bir toplantı dönemi ve yoğun bir toplantı arkasından yurt dışı anlaşmalı işler söz konusu olacak. Hayırlı olacak akrepler için diyorum. Yay burçları ilişkileri varsa bitirme kararı, evlilikleri varsa toparlama kararı ve işle ilgili de yay burçlarının yaptığı güzel anlaşmalar geçtiğimiz haftadan oluştuğu için bu hafta onun keyfini, mutluluğunu yaşıyor yay burçları. Daha büyük projeleri de imza atacak ama Mart'ın ilk haftasından sonra bu projeleri imza atacak. Yay burçları mutlu karar verdiler. Sadece maddi olarak kriz yaşadılar. Bu krizi de haftaya çözecek diyorum. Yay burçların bir de anne ya da baba ya da kardeşler arasında bir miras gündemi olacak. Büyük bir mal paylaşımı gerçekleşecek. Oğlak burçları ciddi anlamda son zamanlarda iş hatalarını bütün yönetimi oturup toplantı yapacak ve yapılan hataları iyileştirme haftasına girecek. Çünkü kurdukları işte problem yok ama yönettiği ya da yöneticiler ya da çalışanlarla ilgili problem yaşadığı için çok yorulmuş gözüküyor. Ve kendi işleriyle ilgili büyük bir atamalar gerçekleşti. Eğer sabit çalışan insanlar için de Mart ve Nisan onlar için daha hayırlı olacak oğlak burçları için. Onların da kendi diz kapaklarında, liflerde sıkıntı olabilir. Dikkat diyorum. Biraz yemeğe önem vermedi oğlak burçları, düzenli yemek yesin diyorum. Kova burçlarının bu dönem yapmak istediği büyük bir uzun soluklu bir ticari seyahat var yurt dışına. Bunu yapma haftasının kararını verecekler. Büyük anlaşmalı, büyük ortaklı sistemlere giriş yaptılar. Ya da yeni girdikleri işte büyük marka ya da isimli bir iş yerine giriş yaptı kova burçları. Bunun verimli haftasını yaşıyorlar ve artık para biriktirme kararına girdiler ve satmak istedikleri evi yeni farklı bir noktadan almak istiyorlar. Yani oturdukları evi satıp farklı bir noktadan ev yatırımı yapacak kova burçları. Doğru bir karar ve bunların da ilişkide evlilik kararı verme haftası, ilişkiye sahiplenme haftası olacak. Kovalarda da radikal para birikimi, yatırımını değerlendirme, işiyle ilgili mutluluk haftasına ve uzun soluklu bu mutluluğun tadına girecek. Balık burçları askerlik havasında, devletle ilgili çözmesi gereken evraklar havasına girdi. Ya da askere gitmeyeceğim, başka iş yapacağım ya da askere gideceğim, şunu yapacağım havasında bütün akrep erkekleri ve kadınları ise balıklar. Kadınları ise ben bu sene evleneceğim kafasına girdi balık burcu kadınları. Evet, evlilikler söz konusu olacak. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Söz nişan dediğimiz tarihler belirlenecek. İş konusunda da yeni imza attığınız bu imzalardan çok verimli hafta. Çok keyifli arkadaşlarla geçineceksiniz. Keyifli sohbetler, keyifli ziyaretler yapacağınız bir hafta. O yüzden balıkların bol bol ziyaret haftası, keyif haftası, eğlence haftası diyorum. Evet, bu haftalık burç yorumumuz da burada bitti. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Bol bol üye olun, bizi takip edin, zıplayın, hoplayın, sevgiyle kalın.